Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tamlamalar konusunu çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Son derece kolay bir konu. Zaten geçmişten de beri bildiğimiz bir konu. Nedir bu konu? Çok kolay bir şey. İsim tamlamaları var ve sıfat tamlamaları var. Ve gerçekten ikisi de çok rahat bir şekilde bulunabiliyor. Sıfat tamlamalarında en az iki sözcük var. İsim tamlamalarında en az iki sözcük var. Burada tamlayan ve tamlanan ilişkisini göreceğiz isim tanımlamalarında. Sıfat tanımlamasında da sıfat ve isim ilişkisini göreceğiz. Sıfat ismi niteleyecek. Aralarındaki farkı da şöyle bulacağız. Diyeceğiz ki hatta şu kapağımızın arkasına gösterelim. Şuradan gösterelim. Diyeceğiz ki isim tanımlamalarında da en az iki sözcük var dedik. Sıfat tanımlamalarında da en az iki sözcük var dedik. Burada sıfat tanımlamalarında nasıl, hangi ve kaç sorularını soracağız. İsim tanımlamalarında ise bunu İT diye yazalım. İsim tanımlaması. Ne, neyin ve kimin sorularını soraraktan rahat bir şekilde tüm tanımlamaları çözmüş olacağız. Şimdi gelin bunun detaylarına beraber girelim. Öncelikle isim tanımlamalarıyla başlayalım. İsim tanımlamaları aralarında anlamcı ilgi bulunan biri diğerine iyilik sağlar falan böyle bir sürü tanımlar var ama hiç bunlara takılmamıza gerek yok. En az iki isimden meydana geldiğini bilmemiz lazım. Birisi en az iki isimden meydana geliyor. Bakalım televizyon kumandası ne zaman icat edildi? Televizyonun kumandası yine kayboldu. Televizyon kumandasının tuşları iyi çalışmıyordu. Burada gördüğünüz her şey, bak altını çizdim. Bu da bir isim tanımlaması, bu da bir isim tanımlaması, bu da bir isim tanımlaması. Peki hocam niye bunları farklı farklı renklerle gösterdiniz? Burada ilk başta kumanda vardı. Ne kumandası bu? Televizyon kumandası oldu. Kumanda neyin kumandası? Televizyonun kumandası. Tuşlar neyin tuşları? Televizyon kumandasının tuşları diye sonradan bunları tamlayanlar geldi. Burada şunu bilmemiz lazım. Hani en başta size bir şey söylemiştim ya. İsim tanımlamalarında ne, neyin, kimin, sıfat tanımlamalarında nasıl, hangi, kaç soruları soruluyor. İşte isim tanımlamasında biz soruyoruz. Ne kumandası? Televizyon kumandası. Neyin kumandası? Televizyonun kumandası. Veyahut da neyin tuşları? Televizyon kumandasının tuşları diyoruz ve isim tanımlamasını buluyoruz. Mesela zor bir soru sorayım size. Bakın burada bir sıfat tanımlaması var. Hangi zaman, ne zaman, işte şu zaman, bu zaman dediğin zaman bu tarz şeyler sıfat tanımlaması oluyor demiştik yani. Nasıl, hangi, kaç soruları sıfat tanımlamasını bulur demiştik. Hatta şurada bir daha gösterelim. Diyelim ki defter. Defter diye bir sözcük var. Buraya da yazıyorum defteri. Sen eğer Türkçe defteri dersen ne defteri olduğu için isim tanımlaması oluyor. Ama sen nasıl defter, güzel defter dersen sıfat tanımlaması oluyor. Bu kadar basit. Demek ki biz ne defteri deyip Türkçe defterini buluyorsak isim tanımlaması olacak. Nasıl defter dersek sıfat tanımlaması olacak. Nasıl defter? Renkli defter. Sıfat tanımlaması. Hangi defter? Şu defter. Sıfat tanımlaması. Kaç defter? İki defter. Sıfat tanımlaması. Bunların hepsi sıfatı bulduran sorular. Bunların hepsi sıfat tanımlaması oluyor. Veyahut da buraya bakalım. Ne defteri? Türkçe defteri. Kimin defteri? Ali'nin defteri. Neyin defteri? İşte okulun defteri. Bunların hepsi de bize isim tanımlamasını bulduruyor. Bu kadar basit. Şimdi burada isim tanımlamasının çeşitleri de var. Onları da görmemiz lazım. Şimdi şöyle yapalım. İsim tanımlamasının çeşitlerine geçmeden önce burada bile görebiliriz bakın. Televizyon kumandası belirtisiz olacak. Televizyonun kumandası belirtili olacak. Televizyon kumandasının tuşları da zincirleme olacak. Şimdi şuraya bakalım. Belirtili isim tanımlaması, ilk başta isim tanımlamaları birincisiyle başlıyoruz. Belirtili isim tanımlamasında tamlayan ve tamlanan arasında bir ilişki var. Masan, tamlayan da ın eki alıyor, tamlayan eki alıyor. Tamlanan da ı ekini alıyor, yani iyilik ekini alıyor. Masanın üstü, yazarın hayatı, yolcunun çantası. Bunların hepsi belirtili isim tanımlaması. Niye? Inının ı'sı var. Bu kadar basit. Inının ı'sı. Masanın üstü, yazarın hayatı, yolcunun çantası. Burada üst tamlanan, masa tamlayan. Hayat tamlanan, yazar tamlayan. Çanta tamlanan, yolcu tamlayan. Şurada kırmızıyla gösterdiklerim ise tamlayan ve tamlanan ekliyorum. Devam ediyorum. Belirtisiz tanımlaması ise ının ı'sı değil de ı diyoruz sadece. Nasıl yani? Bakın şimdi. Sadece tamlanan ek alıyor. Türk tarihi. Bak. Türk'ün tarihi olsa belirtili olurdu ama Türk tarihi belirtisiz. Yeşiller tamlayan, sarılar tamlanan. Şunlar da tamlanan ekler. Yani iyilik ekim. Türk'ün tarihi belirtili, Türk tarihi belirtisiz. Yolcunun vapuru belirtili isim tanımlaması, yolcu vapuru belirtisiz. Misafirin odası belirtili isim tanımlaması ama misafir odası belirtisiz. Niye? Çünkü sadece tamlananlar, yani ikinciler kalmış. Tamlanan alacağı ekler de ney? M olabilir, N olabilir, Si olabilir, Miz olabilir, işte Niz olabilir. Bunların hepsi, işte kitap I olabilir. Bunların hepsi bizi
belirtilsiz isim tanımlamasına götürüyor. Bakın burada şuna dikkat edin. Mesela bir tane bebek var. Daha doğrusu şöyle yapalım. Bebek arabası belirtisiz isim tanımlaması. Niye? Birinci el kalmamış ama ikinci el kalmış. Bebek arabası. Tamam. Peki kimin bu? Belli değil ya. Bir tane bebek arabası işte. Bebek arabası. Böyle duruyor bebek arabası. Ama şuraya dikkat edin şimdi. Bebeğin arabası dediğimizde, bebeğin arabası dediğimizde, bakın burada bebeğin dedik, artık belli oldu bak. Bebeğin arabası. Yani bir tane bebek var. Artık bu bebeğin kim olduğu birazcık belli olmaya başladı. Yani işte şu bebeğin ya da bir belirli bir bebek var. O bebeğin arabası olmuş oluyor. O yüzden biz buna belirtil diyoruz. İster aklınıza böyle tutarsınız veya hocam sadece ikincisiye kaldıysa belirtisiz isim tanımlaması, hem birinci hem ikinciye kaldıysa belirtili isim tanımlaması derim ben, kaçarım da diyebilirsiniz. Burada yolcunun vapuru belirtili ama yolcu vapuru belirsiz. Veya sadece ikincisiye kalırsa belirsiz oluyor. Zincirleme isim tanımlaması ise en az 3 isimden oluşuyor. Tamlayan ve tamlanan arasında iyi bir bağlantı kurmanız lazım ve en az 3 isim olması lazım. Okul takımının kaptanı 3 isim. Sanatçının el çantası 3 isim. Cep telefonunun ekran boyutu 3 isim. Burada şuna dikkat edin. Sorularımız hiç değişmiyor. Ne tarihi? Türk tarihi. Ne vapuru? Yolcu vapuru. Ne odası? Misafir odası. Getiriyorum bu tarafa. Neyin üstünde? Masanın üstünde. Neyin hayatı? Yazarın hayatı veya kimin hayatı. Neyin çantası veya kimin çantası? Yolcunun çantası. Dolayısıyla en başta söylediğimiz şey asla değişmedi bakın. İsim tanımları ne, neyin, kimin sorularıyla bulunur. Sıfat tanımları nasıl, hangi, kaç sorularıyla bulunur. Bu asla değişmedi. Devam ediyorum. Zincirleme isim tanımlarında en az 3 isim var. Kimin kaptanı, neyin kaptanı? Okul takımının kaptanı. Kimin el çantası? Sanatçının el çantası. Ne boyutu? Ekran boyutu. Neyin ekran boyutu? Cep telefonu ekran boyutu diyebiliyoruz. Şimdi gelin burada belirtelim, belirtisiz, zincirleme birlikte bulalım. Kapının altı belirtili isim tanımlaması. Niye? Kapının altı diyoruz. Inınınısı. Ceketinin cebi. Bu da belirtili isim tanımlaması. Sınavın soruları mı demiş, sınav soruları mı demiş. Sadece sınav soruları demiş. O zaman bu belirtisiz isim tanımlaması. Duvar, saatinin pili. Inınınısı. O zaman zincirleme. Evin ışıkları. O zaman bu sadece belirtili. Kelebeğin kanadı. Bu sadece belirtili. Suyun faturası demiş. Su faturası demiş. Sadece ikincisiye kalmış. O zaman belirtisiz. Eşya deposunun kapısı. Bu da zincirleme. Gelin arabası deyip buna sakın atlamayın. Niye? Gelinin arabası deseydi olurdu. Gelin, gel diye bir şey yok ki zaten. Gelin arabası diyoruz. Bu sadece belirtisiz isim tanımlaması. Gelinin arabası olsaydı belirtili olurdu. Devam ediyorum. Güvercinin yemi demiş. Bak güvercin yemi diyor. Bu da yine belirtisiz isim tanımlaması. Burada şuna dikkat edin. Ne yemi? Güvercinim. Yani şu şeyden asla vazgeçmiyoruz. Nerede o kağıdımız? Şu sorgulamadan asla vazgeçmiyoruz. Ne, neyin, kimin soruları belirtili isim tanımlamasını bulurdan asla vazgeçmiyoruz. Bak şimdi. Neyin altı? Kapının altı. Neyin cebi? Ceketin cebi. Ne soruları? Sınav soruları. Neyin saatinin pili? Duvar saatinin pili. Neyin ışıkları? Yön ışıkları. Neyin kanadı? Kelebeğin kanadı. Ne faturası? Su faturası. Ne arabası? Gelin arabası. Ne yemi? Güvercin yemi. Hep sorularımız aynı. Eğer kirli cep deseydi o zaman sıfat anlamsız olurdu. Zor sorular deseydi sıfat anlamsız olurdu. Eski saat deseydi sıfat anlamsız olurdu. Niye? Çünkü bunlar hep nasıl, hangi, kaç sorularıyla bulunur. Ve hatta işte yüklü fatura deseydi sıfat anlamsız olurdu. Beyaz kanat deseydi sıfat anlamsız olurdu. Bunu da bilin. Şimdi bakalım. Hangisinde altı diğer, hangisinde ötekilerden farklı bir isim tanımlaması var diyor. Demek ki hepsi isim tanımlaması ama hangisi farklı diyor. Ne dönemi? Osmanlı dönemi isim tanımlaması. Ne balığı? Tarla balığı isim tanımlası. Ne kabuğu? Patlıcan kabuğu. Neyin kabuğu? Patlıcanın kabuğu isim tanımlaması. Ne pulları? Balık pulları isim tanımlaması. Ne kaynaklarında? Yemek kaynaklarında isim tanımlaması. Tamam, bunların hepsi isim tanımlamasıymış. Burada eminiz. Niye? Çünkü birinci ve ikinci arasındaki sorular ne, neyin ve kiminle sağlanıyor. Şimdi o zaman farkı soruyor. Fark ne olabilirdi? Ya ının ısı olurdu, belirtili olurdu. Ya sadece ı olurdu, belirtisi olurdu. Ya da ının ısının ısı olurdu. Bu da zincirleme olurdu. Bakalım şimdi. Osmanlı dönemi. Osmanlı'nın dönemi dememiş. Osmanlı demiş, bu belirtisiz. Tarlanın balığı dememiş. Tarla balığı demiş. Bu da belirtisiz. Patlıcanın kabuğu. Bak burada ikisi kalmış. Bu belirtili. Balığın pulları dememiş. Balık pulları demiş. Bu belirtisiz. Yemeğin kaynağı demiş. Yemek kaynakları demiş. Bu da belirtisiz. Niye? Burada sadece tamlanan ne kalmış. Burada sadece tamlanan ne kalmış. Burada sadece tamlanan ne kalmış. Burada da sadece tamlanan ne kalmış. Ama patlıcanın kabuğunda ise ne oldu? Artık hem
tamlayan hem de tamlanan ek almış. O yüzden bu belirtili isim tanlaması oluyor. Gelelim şimdi sıfat tanlamasına. Sıfat tanlaması bir veya daha fazla sıfatın bir veya daha fazla ismi nitelediği veya belirttiği kelime gruplarına da sıfat tanlaması diyoruz. Biz bunu nasıl öğrenmiştik en başta? Sıfat tanlaması nasıl? Hangi kaç sorularda bulunur? Birinci, ikinci ile arasında böyle bir soru ilişkisi vardı. Mesela gök, nasıl gök? Masmavi gök. Nasıl koltuk? Eski koltuk. Nasıl yazar? Hangi yazarlar? Bazı yazarlar. Hangi öğrenci? Her öğrenci dediğimizde bunların hepsi sıfat tanlaması. Bak burada bir tane daha var. Hangi zaman? Ne zaman dediğimizde bu da bir soru yoluyla oluşturulmuş sıfat tanlaması. Şimdi buraya kadar anlaşıldıysa her şey zaten şuradan da biliyoruz hocam. Bunlar şey isim tanlaması. Bunlar sıfat tanlaması. Mesela şimdi bunların biraz şeyine girelim. Detayına girelim. Sıfat tanlamasının unsurları var. Tamlayan ve tamlanan. Bunun tamlayanı sıfat, bunun tamlananı isim veya zamir oluyor. Mesela gömlek bir isim. Nasıl gömlek? Beyaz gömlek dediğimizde bu bir sıfat tanlaması oluyor. Yolcu bir isim. Kaç yolcu? Birkaç yolcu dediğimizde sıfat tanlaması oluyor. Kişi bir isim. Nasıl kişi? Kaç kişi? Üç kişi sıfat tanlaması oluyor. Kitap bir isim. Hangi kitap? Bu kitap dediğimizde sıfat tanlaması oluyor. Elbise bir isim. Hangi elbise dediğimizde bu bir sıfat tanlaması oluyor. Şey bir zamir. Hangi şey? Her şey dediğimizde bu da bir sıfat tanlaması olmuş oluyor. İsim tanlamasında da unsurlar vardı. Mesela bakın. Burada tamlayan ve tamlanan vardı. Tamlayan yardımcıydı. Tamlanan nasıldı? Kitabın kapağı isim tanlamasıydı. Okul panosu isim tanlamasıydı. Sınav kaygısı isim tanlamasıydı. Dosya dolabının anahtarı isim tanlamasıydı. Adamın biri isim tanlamasıydı. Onun sözü isim tanlamasıydı. Burada da isim tamlayanı da tamlananı da zamir olabiliyor. Yani şuraya dikkat edin. Onun zamir, adam biri de biri zamir. Hatta onların hiçbiri dediğimizde bu da bir tamlayanı da tamlananı da zamir olan bir isim tanlaması. Onların hiçbiri gelmedi dediğiniz zaman ne oluyor? Bak şimdi. Birinci de zamir, ikinci de zamir olabiliyor. Hocam zamir neydi ya diyebilirsiniz. Zamir de şuydu. Sözcüklerin yerini, isimlerin yerini tutan sözcüklerdi. Mesela Ahmet kitabını masaya bıraktı dediğimizde bu cümledeki isimlerin yerine zamir koyuyorum şimdi bak. Ahmet o kitabını yerine bunu masaya yerine şuraya diyorsun. Bıraktı fiil olduğu için onun yerine bir şey koyamıyorum. Ve bıraktı yazıp cümleyi de bitiriyorum. Niye? O Ahmet'in yerine geçen şahıs zamiri. Bunu kitabın yerine geçen işaret zamiri. Şuraya da masayanın yerine geçen işaret zamiri diyebiliyoruz. İşte bunlarla da isim tanımlaması yapılabiliyor. Şimdi gelelim sıfat tanımlarına devam edelim. İşte bu sefer dörtlü birden. Belirtili mi, belirtisiz mi, zincirleme mi, sıfat tanımlaması mı? Şimdi belirtili de neyin sorusunu soruyorduk. Belirtisiz de ne sorusunu soruyorduk? Neyin ve kimin sorusu, özür dilerim. Sıfatta ise nasıl, hangi ve kaç sorularını soruyoruz. İnşallah gözüküyordur. Gözükmüyor. Biraz aşağı indirelim şöyle. Evet. Şimdi. Binanın etrafında yüksek duvarlar vardı. Neyin duvarlar mı? Kimin duvarlar mı? Ne duvarlar mı? Yoksa nasıl duvarlar mı? Nasıl duvarlar? O yüzden sıfat tanımlaması. Sanatçının sesinin tonu. Burada 3 tane isim var zaten. Zincirleme olduğunu biliyoruz. Onun resmi. Nasıl resmi mi? Hangi resmi mi? Kaç resmi yoksa kimin resmi mi? Kimin resmi? O yüzden belirtili isim tanımlaması. Vitrindeki elbise. Neyin elbise mi? Hayır. Kimin elbise mi? Hayır. Hangi elbise? Vitrindeki elbise. Sıfat tanımlaması. Ne durağı? Otobüs durağı. Pardon özür dilerim. Belirtili isim tanımlaması. Niye? Otobüsün durağı olsaydı belirtili olur. Neyin sonu? Filmin sonu. Belirtili isim tanımlaması. Nasıl duvar? Çatlayan duvar. Sıfat tanımlaması. Hangi öğrenciler? Bazı öğrenciler. Sıfat tanımlası. Okul servisinin ışıkları, zincirlemesinin tanımlaması. Kaç işçi, iki işçi, sıfat tanımlaması diyebiliyoruz. Kaç işçi, iki işçi, sıfat tanımlaması. Mesela şuraya bakalım. Bu parçadaki altı çizili tanımlamalardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Ne tarlası? Gelincik tarlası bak. Ne tarlaları? Gelincik tarlaları. Bu bir isim tanımlaması. Nasıl deniz? Masmavi deniz, sıfat tanımlaması. Nasıl plaj? Doğal bir plaj, sıfat tanımlaması. Nasıl sahil? Tertemiz sahil, sıfat tanımlaması. Hangi yolculuk? Bu yolculuk, sıfat tanımlaması. O yüzden cevabımız net bir şekilde isim tanımlaması olan A seçeneği oluyor. Neden A seçeneği oldu? Çünkü bu sıfat, tertemiz sıfat, doğal sıfat, masmavi sıfat ama gelincik isim.
Taktiğimiz hep aynı. Bakın bu taktiği uyguladığınız sürece bütün soruları yaparsınız. İsim tanımlaması, sıfat tanımlaması. İsim tanımlasında birinciye tamlayan diyoruz, ikinciye tamlanan diyoruz. Ve tamlanan tamlayana hep şu üç sorudan birini soruyor. Ne, neyin kimi? Sıfat tanımlamasında ise sıfat ve isim arasında, sıfatla isim arasında şu ilişki var. İsim sıfata şu soru soruyor. Nasıl, hangi ve kaç? Bu yöntemi bulursanız bundan sonra çok basit. Devam ediyoruz. Başka bir soru. Pardon, tamlanan özelliklerine gelmişiz. Tamlanan veya tamlanan birden fazla sözcükten oluşabilir. Öğrencilerin, öğretmenlerin, ailelerin hedefi dediğimizde birden fazla tamlayan var. Bakın tamlayan birinciydi hatırlarsanız. Tamlanan ikinciydi. Bak ikiden bir tane ama öğrencilerin hedefi, öğretmenlerin hedefi, ailelerin hedefi. Birden fazla bir var. Yani birden fazla tamlayan var. Binanın pencereleri, kapıları geçen hafta takılmış bak. Binanın pencereleri, binanın kapıları. Birden fazla tamlanan var. Bu hanlar, tarlalar, evler ona miras kalmış. Bak burada da yine bu hanlar, bu tarlalar, bu evler diyoruz. Üzerinde eski soluk yırtık bir elbise vardı bak. Bir elbise, yırtık elbise, soluk elbise, eski elbise. Bir isim birden fazla sıfat almış. Belirtili isim tanımlamalarında tamlayan ve tamlanan sıfatla belirtilebilir veya nitelenebilir. Masanın örtüsü, tamam bu belirtili isim tanımlaması. Yuvarlak masanın kirli örtüsü diyor bak. Yine masanın örtüsü belirtili isim tanımlamasını görmeniz lazım. Buraya başlarına sıfatlar gelmiş. Dolayısıyla bu bir sıfat tanımlaması. Şu da bir sıfat tanımlaması. Masanın kirli örtüsü dersen arasına sıfat girmiş belirtili isim tanımlaması. Burada ise hem tamlayanı hem de tamlananı sıfat almış bir belirtili isim tanımlaması görüyoruz. Belirtili isim tanımlamasında tamlayan veya da tamlanan zamir olabilir. Onun sesi. Bak burada tamlayan zamir olmuş. Yumurtaların çoğu burada da tamlanan zamir olmuş. Belirtili isim tanımlamasında zamir durumundaki tamlayan düşebilir. Sesi çok güzeldir. Onun sesi çok güzeldir. Belirtili isim tanımlamasında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Gölgesi çınarın düşmüş göllere bak. Çınarın gölgesiymiş bak. Çınarın gölgesi ama iki birden önce gelmiş. Demek ki tamlayan tamlanandan önce gelmiş. Çoğu kırılmış yumurtaların desen ne oluyor? Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş oluyor. Sesi çok güzeldir onun desen tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar konuyu net bir şekilde öğrendik. Hemen size ödev vermek istiyorum. Evet bakalım 10. sınıf Türk Dil Edebiyatı kitabımızı açtığımız zaman sıfırdan ona Türk Dil Edebiyatı kitabımızı açtığımız zaman burada tanımlamalarla alakalı ödevimiz yeri belli. Bakın nerede? İsim tanımlamaları sayfa 68 demişiz. Hemen sayfa 68'i açıyorum hızlı bir şekilde. Sayfa 68'i açtığımızda net bir şekilde bakın burada isim tanımlamalarını tanımlamalar özelliklerini anlattık. Burada sayfa 68 ve 69'u çalışmanızı istiyorum. Ve bunun harici tabii ki edebi sanatlar, şiir, divan edebiyatı, halk şiiri bunların hepsi yazılı konularınız olarak karşınıza gelecek. Burada mutlaka tekrar etmeyi unutmayın. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.